Titanyum ve Vanadyum. Bu seferki bölümde bu iki elementi beraber konu almamızın sebebi, isimlerini mitolojiden almış olmaları. Ancak bu seferki konumuzu, elementlerin fazlalığı sebebiyle iki bölümde anlatıyoruz. Peki bu bölümde ele alacağımız iki element ne zaman keşfedildi? Elementlerin keşfi sırasında ne gibi olaylar yaşandı? Her biri hangi mitolojik varlıktan ismini alıyor? Onlara bu isimleri kimler verdi? Elementlerin hikayesi 6. bölüm başlıyor. ...1791 yılıydı. Amatör bir jeolog ve papaz olan William Gregor, İngiltere'deki Cornwall kontluğunda bulunan Menakın bölgesi yakınlarında bir akarsuda siyah kumlar bulmuştu. Kumlara bir mıknatıs yaklaştırdığında manyetik alandan etkilendiğini görünce bu madde ilgisini çekti ve incelemeye karar verdi. Bu siyah kum aslında kimyasal formülü demir titanyum trioksit olan ilmenit mineraliydi. Gregor bu minerali Menakın'da bulduğu için menakanit ismini vermişti. Kum analiz edildiğinde içerisinde iki ayrı metal oksit olduğu fark edilmişti. Bu oksitlerden biri kumun mıknatıstan etkilenmesine de sebep olan demir oksitti. Analiz sonuçlarına göre mineralin %45.25'ini ise Gregor'un tanımlayamadığı beyaz renkli bir metal oksit oluşturuyordu. Gregor tanımlayamadığı oksitin bilinen hiçbir elementin özelliklerine uymadığını fark etti ve tespitlerini Royal Geological Society of Cornwall'da ve Alman kimya dergisi Krells Annalında bildirdi. Bu tanımlanamayan elementi kendi ismini vererek Gregorit olarak adlandırdı. Aşağı yukarı aynı zamanda Franz Josef Müller isimli bir maden mühendisi de Gregor'unkine benzer tanımlayamadığı bir madde üretti. Bu iki araştırmacıdan bağımsız olarak Alman kimyager Martin Henry Klaproth, 1795'te Macaristan'da bir rutil mineralinde tanımlanamayan o beyaz oksiti yeniden keşfetti. Klaproth oksidin yeni bir element içerdiğini buldu ve elemente titanyum ismini vermişti. Titanyum'un ismi, Yunan mitolojisine göre efsanevi altın çağda dünyayı yönetmiş olan güçlü tanrı ırkı Titanlardan gelmektedir. Klaproth bu elemente titanyum ismini vererek elementin gücüne atıf yapmıştı. Gregor'un daha önceki keşfini duyunca bir miktar menakanit örneği elde etti ve Gregor'un Gregorit olarak adlandırdığı elementin kendisinin titanyumuyla aynı şey olduğunu fark etti. Ancak her ikisinin de bulduğu şey elementin kendisi değil oksidiydi. Oksidi oluşturan elemente bu isimleri vermişlerdi. Titanyumu cevherlerinden çıkarmak zahmetli ve pahalı bir süreç gerektiriyordu. Çünkü çoğu oksidi saflaştırmak için uygulanan karbon varlığında ısıtma yöntemi titanyumda işe yaramıyordu. Çünkü bu işlem gerçekleştirildiğinde oksitteki oksijen atomları karbona bağlanacağı yerde oksijen ve titanyum arasındaki bağlar koptuktan sonra karbon titanyuma bağlanıyor ve titanyum karbür oluşuyordu. Saf metalik titanyum ilk olarak Matthew A. Hunter tarafından 1910'da Hunter işleminde titanyum tetraklorür ile sodyumun 700-800 derecede ısıtılmasıyla hazırlandı. Böylece insanlık saf titanyum elementiyle tanışmış oldu. İsmini mitolojiden alan bir diğer element de vanadyumdu. 1801'de Meksika'nın şu anki Hidalgo eyaletindeki Zimapan'dan mineral örneklerini incelerken Andres Manuel del Rio yeni bir metalik element bulduğu sonucuna vardı. Del Rio, elementi önce Zimapanyum adını verdiği ve daha sonra vanadinit olarak adlandırdığı, İspanyolca'da kahverengi kurşun anlamına gelen plomo pardo olarak adlandırılan bir mineral cevherinden çıkardı. Bununla birkaç bileşik hazırladı ve sundukları renklerin çeşitliliğini gözlemleyerek element adayına Yunanca'da birçok renk anlamına gelen pankromium ismini verdi. Kısa bir süre sonra ısıtılan bileşiklerin renginin kırmızıya döndüğünü gözlemleyerek yeni elemente Yunanca kırmızı anlamına gelen eritros kelimesinden türeterek eritronium adını verdi. Bir yıl sonra İspanyol araştırmacı Alexander von Humboldt'un ülkeyi ziyaretinden yararlanarak mineralin bir örneğini, notlarını, analizini, keşfini ve bunun için kullanılan prosedürü, Avrupa'da keşfin onaylanması, tasdik edilmesi ve en prestijli dergilerde yayınlanması için ona emanet etti. Ancak Del Rio'nun notları da dahil olmak üzere Humboldt'a teslim edilen malzemenin çoğunun seyahat ettiği bagaj gemisi enkaza döndü. Humboldt, analiz için yalnızca Paris'teki Fransız kimyager Hippolyte Victor Collet d'Escoutils'e verdiği örneği tutabildi.
Colette Descotes, örnekleri analiz etti ve yanlış bir şekilde şüphelenen yeni elementin aslında 1797'de keşfedilen krom elementi olduğunu bildirdi ve araştırmayı itibarsızlaştırdı. Bu nedenle von Humboldt, Del Rio'nun yeni element iddiasını reddetti. Bundan haberdar olan Del Rio, başlangıçta aynı fikirde olmasa da sonunda Colette Descotes'in açıklamasını ve sonuçlarını kabul etmeye razı oldu ve en azından Amerika'da kromu ilk keşfeden kişi olarak kabul edildiğini iddia ederek ifadesini geri aldı. Element 1831'de İsveçli kimyager Nils Gabriel Sefström tarafından demir cevherlerinden elde edilen bir oksit üzerinde çalışırken yeniden keşfedildi. O yılın ilerleyen zamanlarında Friedrich Wöhler, Del Rio'nun çalışmalarının ilkelerini onayladı. Sefström harfenüz başka bir elemente atanmadığı için V ile başlayan bir isim seçti. Elemente Odr isminde bir kocası olan, çoğunlukla uzun yolculuklara çıktığı için ondan uzak kalan ve bu yüzden kırmızı altın gözyaşları döken İskandinav tanrıçası Freyja'nın eski İskandinav ismi olan Vanadis'ten türeterek Vanadium ismini verdi. 1831'de jeolog George William Fanshawe, Vanadium'un Del Rio'nun hatırına Rionium olarak adlandırılması gerektiğini öne sürdü ancak bu öneri takip edilmedi. 1831'de Jean-Jacques Berzelius saf vanadyum metalinin üretimini bildirdi ancak Henry Enfield Roscoe aslında vanadyum nitrür ürettiğini gösterdi. Roscoe nihayet 1867'de vanadyum trikloürün hidrojenle indirgenmesiyle metali üretti. İnsanlık vanadyum elementiyle de böyle tanışmıştı. İşte bu, mitolojinin esintilerinin hissedildiği iki element, titanyum ve vanadyumun hikayesidir. Böylece 6. bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.